Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Arkadaşlar bugün videoya geç başladım. Mecburen ilçeye gittim geldim. İlçede işlerim vardı. Yeni gelebildim. Anca saat 5'e geldi. Akşam olmak üzere. Bu saatten sonra ne yapabilirsem size bir video çıkartmaya çalıştım. İnşallah hoşunuza gider, beğenirsiniz. Memleketimi de söyleyeyim. Konya Bozkır ilçesi Sorkun Köyü. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. İnşallah güzel bir video olur. Hoşunuza gider. Koyun gelmeden önce buraları, ahırları, içerileri bir temizlemem lazım. Hemen hızlı bir şekilde. Bir saat zamanım var. Bir saat içinde buraları, ahırları süpürüp dışarıyı temizleyip tavukların yemini vereceğim. Paşanın yalını karacağız. Yani hızlı olmam lazım. Burası tamam. Şimdi dışarıya geçeceğiz. Şu kuzularımıza da bakalım. Kara koyun nerede kuzum? Kızım. Arkadaşlar şunu çok seviyorum ben ya. Ele de geliyor. Normalde kuzular biraz kaçar böyle. Elinizi uzattığınız zaman kaçar. Şimdi bir kaşıyalım bakalım. Gel. Ama bu hiç kaçmaz. Küçüklükten böyle alıştı. Gel bakalım, kafanı bir kaşıyalım. Hop. Erkek bu arada. Artık bunlar besiye çekilecek. İki tane erkeğimiz var şu an. Birisi de şurada. Dağda olan kuzumuz da burada. Ne bakalım. Sen de kaçayalım mı? Sen kaçan ama. Gel. Oh. İyi alıştın ha. İyi alıştın. Başka nereden kaçınıyor? Bu hırsız koyunun kuzusu. İkizdi bu. İkizi dişi bu erkek. Hırsız koyun diyorum ona da arkadaşlar, yaylada bütün evleri gezerdi böyle. Bazen koyuna gitmezdi. Evlerde yemek artığı ne varsa bütün evleri yaylayı komple dolaşırdı. Ona o yüzden hırsız koyun ismini verdim. Bu da onun kuzusu, bir de ikizi var dişi. Maşallah. Dağda olan burada. Bugün yumurta var mı? Ne yaptınız?
Kontrol edeceğim az sonra. Oros sen poz mu veriyorsun kameraya? Gel bakalım. Yakalayabilir miyiz seni? Oros kameralara oynuyor ha. Kameraya poz veriyor. Kerata benden de yakışıklı ha. Hadi bakalım, burası da tamam. Şimdi ne oluyor dışarıda ya? O ses ne? Kızlarımız da burada arkadaşlar. Düğelerimiz. Bir bakayım. Tamam. Sen de kaşıyalım mı? Kaşağı nerede? Bunların inşallah üçü de hamile arkadaşlar. Büyük inek biraz yakın. Şu ineğimiz, şu da kınalı kızımız. Allah nasip ederse üçü de hamile. Aa, yumurta annem almış herhalde. Burada iki tane yumurta var. Neyse dursun bakalım, onu sabah alalım. Arkadaşlar, sevgili büyüklerim, kardeşlerim, bu iki tane videoyu birleştirdim ya. İki gün içinde bir tane video anca yapabildim. Bazen öyle bir şey oluyor ki şimdi size anlatacağım. Dün öğlen tam paşanın kulübesini yapacaktım. O videoyu tamamlayacaktım. Eniştem aradı, acil Bozkır'a gittik. Alınacak eşyalar varmış, dişçiye gitmesi lazımmış. O şekilde dün videoyu bitiremedik. Bugün de pazar alışverişi, ufak tefek işler vardı. Devlet dairesinde işim vardı. Bugün de mecburen Bozkır'a gittim, ilçeye gittim. İlçeden geldim. Dedim ki dünkü Paşa'nın kulübesi videosunu tamamlayayım. Nasip arkadaşlar, dün Ağaçev'e gitmiştik, Hasan Ağa'nın kulübesine. Orada bir video çekeyim dedim. Dün video çıkaramamıştım. Dün sabitleyici, telefon sabitleyici orada kaldı. Unutmuşuz onu orada. İlçeden geldikten sonra oraya çıktım. Yani orada bir muhabbet videosu çekerim demiştim. O da nasipsizlik. Hasan ışığı şarj etmemiş. Ağaç evde ışığın şarjı yok. Video çekemedik. Sabitleyici de orada kalmış. İlçeden geldim. Arabayla oraya gittim. Sabitleyiciyi getirdim, geldim. Yani bazen böyle şeyler başımıza geliyor. Benim çok başıma geliyor. Tam videoyu tamamlayacağım sıra. Mesela bir arkadaşımızın işi oluyor. Bir şey oluyor. Onu yapıyoruz. Kusura bakmayın. Dün başladım videoya. Dün de bitiremedim. Bugün bir şekilde bitireyim dedim. Şimdi Allah nasip ederse koyunu getirmeye gidiyoruz. Koyuna babam gitti. Gece yağışlıydı. Sabah koyunu salmadık. Ben ilçeye gittim. Babam koyuna öğlen sonu gitti. Yağmur durduktan sonra. Koyunu getirmeye gidiyoruz. Videoya devam edeyim dedim bu şekilde. Size de açıklama yapayım dedim bir yandan. Neden videoyu atamadım, niye çekemedim. Bakalım, işte böyle bir video oldu. Şimdi koyun inmek üzere, onun önüne gideceğiz. Şu evimizi bir daha göstereyim ya. Evimizin görüntüsü gerçekten çok güzel. Eski evlerden
Burayı satsalar almayı düşünüyordum arkadaşlar ama burayı satmıyorlar tabi. Sahibi öldü ama çocuklar var. 5-6 tane çocuğu var. Onlar sahiplendi. Evi satmadılar. Kendileri düzenlediler. O yüzden satsalar alacaktım. Selamünaleyküm. Kolay gelsin Hasan. İyi sen ne yapan? İyi kolay gelsin bakayım. Akşam da oldu. Boncuk. Kızım ne yapıyorsun burada? Aferin. Arkadaşlar genelde koyunlara Hasan abiyle beraber gidiyorduk şimdiye kadar. Sabah yayınca bugün birleştirmedik. Gel. Sabah yağınca bugün birleştirmedik. Herkes ayrı güttü. Paşa yeni geldi. Paşa koyun şuradayken, yukarıdayken indi. Babamla beraber koyuna gitti tek başına. Öbür köpekler Hasan abinin, onlar kaldı. Yine üzerini çamurlamış, çamurda ağlamış. Selamünaleyküm. İyi baba sen ne yapma? İyi maşallah doyurmuşsun. Bakayım ben arkaya. Hey! Maşallah kızlarımıza be. Sen niye düşünüyorsun? Sıkıntın mı var? Paşa gel oğlum. Paşa. Gel. Eve gideceğiz. Gel oğlum. Gel aslanım be. Gel. Aferin aslanım. Ulan ulan. Her tarafını çamurlamışsın. Oyunlara baksana. Paşa'ya yal yapımını çekelim bugün de. Videomuzun devamında. Paşa'ya hiç yal yaparken çekmedik. Burada armut kurusu bulmuşlar. Dağ armudu. Heh. Haydın kızlar bakın ya. Akşam oldu. Haydi haydi haydi. Tamam bitti. Boncuk sen de geçireceksin koyunu eve kadar ha. Gel bakayım. Arkadaşlar Hasan abiyle birleştirip ayırınca koyunu her gün akşam bizim eve gelir, bizim eve kadar getirir koyunu. Boncuk dişi köpeği Hasan abinin. Evet şimdi bir izdiham yaşanacak burada. Kuzulu koyunlar kuzularıyla buluşacak. Işığı bir yakalım. Nasıl acıkmışlar? Arkadaşlar kapıyı ayarlamam lazım. Değilse burada bir yığılma olacak. Bakın şunun kuzusu yok. Hadi bakın. Baba! Buraya bir yaklaş da şey olmasın ya. Şu hırsız koyunu tut. Şşş.
Evet, kuzulu koyunları ayırdık. Aç olanlar annesi mi yemiyor. Bunlara da biraz saman yem verdik. Sütleri iyice eksilmesin. Kuzular tam doysun diye. Yüzüm. Yüzüm sen aç mısın? Yüzüm arkadaşlar maşallah. Artık şey yapıyor. Önceden yanaşamıyordu ama şimdi bir ona yanaşıyor, bir ona, bir tanesini dek getiriyor. Ondan emiyor. Değil mi üzümüm benim? Değil mi üzümüm? Üzüm. Yine ona gitti. Karnını doyurdun mu? Sen bir tane bulalım mı sana koyun? Üzüm gel, çaktırma kimseye, gel. Gel gel gel. Çaktırma. Dur sana koyun tutacağız, gel. Çaktırma üzüm, götür götür götür. Arkadaşlar bu koyunun biraz sütü fazla, tek kuzusu var. Üzümü ona bazen tutuveriyorum. Üzüm de alıştı iyice. Millet yem yerken hemen orada bir tanesini buluyor. Tamam üzüm gayrı, tamam. Biraz da öbür günlerden otlandın mı senin iş bugünlük tamam, değil mi? Değil mi üzüm? Evet, burayla işimiz tamam. Her gün bu eziyeti çekiyoruz arkadaşlar. Bu kuzusuz koyunlar saldırıya geçiyor. Kapıdan bayağı bir zor ayırıyoruz. İçeri kaçanlar oluyor. Bunlar da artık yem saman da yemeye başladılar kuzular. Ufaktan kuzu büyütme yemi. O kuru yoncalardan yemeye başladılar maşallah. Karınları iyice doyuyor. Şu kuzu önce doymuyordu. Bakın karnına. Seni. Önceler doymuyordu. Onun ikiz kardeşi vardı. Şimdi maşallah ot takviyesiyle de doymaya başladı. Hadi bakalım, burada işimiz bitti. Kuzuyu soranlar vardı. Arkadaşlar ayağına alçı yaptık. Bir önceki videomda sekiyor diyenler vardı. Alçısını yaptık. Alçı uygulaması yaptık. İnşallah düzelecek kuzum. Değil mi kuzum? Gel. Şişme mişme oluyor mu? Ayağına bakacağız. Hadi bakalım. Eve bir gidelim. Paşanın yalını ayarlayalım. Evet. Paşamızın yalını da bir yapalım. Merak edenler vardı. Şöyle oluyor. Akşam eve karanlıkta gelince yani paşanın yal yapımını çekemiyoruz. Karanlık olur diye. O yüzden merak edenler vardı. Hani bu köpeği neyle besliyorsun? Nasıl bakıyorsun? Yal yapımını da çekelim. Arkadaşlar yalı arpa unundan yapıyoruz. Üzerine yemek artığı varsa evde yemek artıklarından karıştırıyoruz. Ondan sonra kaynatıyoruz. İyice koyulaşıyor. Biraz tuz atıyoruz üzerine. Fazla da atmayalım. Şunu da atalım. Yalı bazıları mesela yalı kaynatmadan verirseniz sıkıntı olur. Böyle iyice koyulaşması lazım. Köpürmesi lazım. Öyle vermeniz lazım ve mama aldım arkadaşlar. Daha önce kasaptan kemik, bayat ekmek bulabilirsem alıyordum ama Bozkurt'ta ilçede zor bulmaya başladık. Paşa'ya takviye mama aldım. Bir haftadır kullanıyorum. Biraz faydası var gibi ama nasıl bir şey tam bilmiyorum. İlk defa kullandığım bir ürün. Şöyle bir şey. Tabii biliyorsunuz ben daha önce hiç reklam yapmadım. Reklamla da işim yok. Bunu rastgele aldık. Bir tane internet sitesinden getirttik. 70 liraya aldım. 15 kilo. Yani kilosu yaklaşık 4.60-4.70'e falan denk geliyor. Yalına bundan karıştırıyorum. Mesela şu tencereye 3 apan bundan atıyorum. 3 avuç şöyle dolu dolu bundan atıyorum. Bayağı yalını iştahlı yiyor. Güzel de yiyor. Biraz da bir hafta içinde hafif kilo aldı gibi. Bakalım inşallah daha iyi olur. Yani yal yapımını da böyle gösterelim dedim. Bu ürünü kullanır mısınız bilmiyorum ama dediğim gibi benim reklamla bir işim yok. Sadece bir deneme amaçlı getirttim. Markası bu. Yani getirtmek isteyen olursa 70 lira. Sadece nasıl yal yaptığımı göstereyim dedim.
şöyle bir şey. Bundan yağına 3 apam, 4 apam ne dek gelirse karıştırıyorum. O şekilde yağını da bayağı iştahlı yiyor. Yağımız hazır sayılır, artık az kaldı. Bayağı 10 dakikadır kaynıyor. Biraz daha kaynasın, şöyle korda iyice özleşsin. Ondan sonra paşamıza vereceğiz. Bunu sonradan karıştırıyorum, belki vitamini gider diye. Kaynatmıyorum mamayı. Sonradan üstüne ilave edip ondan sonra karıştırıyorum. Arkadaşlar biraz soğudu, ben az bekledim. Mamamızdan da ilave edelim. Bunu bilmiyorum. Eğer videolarımı izleyenlerde bu mamayı bilip de hani o mama kötü diyen varsa, şöyle böyle köpeğe yararsız diyen varsa yazsın. Çünkü insanları yanlış yönlendirmek istemem. Ben bir hafta kullandım. Bir haftada biraz faydası var gibi. Hafif kilo almaya başladı gibi köpek. Eğer o mama kötü, başka mama öneren varsa yoruma yazabilir. Bu arada arkadaşlar bu tencere biraz küçük tabi. Bu tencere eğer sabah akşam iki kere garanti kaynıyor. Eğer akşam mesela bunu bitirdi, bu 5 litrelik kova. Bunu bitirdi, baktık verdiğimiz zaman, ondan sonra tekrar bir kez daha yağ kaynatıyoruz. Yani önünden artana kadar paşamızın yağı oluyor. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Az birazcık su ilave edip vereceğim. Evet, paşamızın yağı hazır. Paşam dışarıda yiyordu ama. Paşa dışarıya. Gel. Bekle. Hayır. Bekle paşam. Daha iyice soğumamış herhalde. Acıktın mı oğlum iyice? Daha tam soğumamış arkadaşlar. Çok fazla soğuk su da dökmüyorum, aşırı şekilde cıvık olmasın diye. Dur şöyle yapalım. Öbür tabağa biraz dökeyim, öyle iyi oğlum. Bekle. Bekle, tamam. Dur. Oğlum öbürkünde var ya. Ha, o soğuk. Ondan yerken öbürkü de soğur. Dışına da dökmüşüz biraz paşa. Bu 5 litrelik kovayı bitiriyor arkadaşlar. Rahat bitiriyor. İkinci sefer karıyoruz bitirdiği zaman. Onun da birazını yiyor, biraz sabaha kalıyor. Sabah eğer yetmezse koyuna gitmeden tekrar karıyoruz. Yani önünden artana kadar yağlı oluyor. Maşallah baya şöyle yapılandı gibi. Yalnız dağda durmuyor. Dağda sürekli bir arayış içinde. O yüzden tam böyle besili değil de çoban köpeği arkadaşlar, zaten biraz şöyle atik olması lazım. Çok böyle aşırı şekilde besili olursa dağda çok hızlı gidemez. Maşallah paşam acayip hızlı. Aferin aslanıma, nasıl yiyor. Onu bitir, az daha dökelim. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi arkadaşlar, 2 gün boyunca sıkıntı oldu. Nasip olmadı. Videoyu tamamlayamadım bir türlü. Elimden geldiği kadar bugün tamamlamaya çalıştım. Akşam da olsa. Şimdi Allah izin verse hayvanlarımızı doyurduk. Ahıra teslim ettik. Kuzular annesine emdi. Köpeğimizi de doyurduk. Paşamızı da doyurduk. Şimdi kendi karnımızın doymasına sıra geldi. Videoyu artık burada noktalamak istiyorum. Üstümü değiştireceğim. Karnımızı doyuracağız. Enişteme davetliyiz. Oraya gideceğiz. Saat de bayağı oldu. Akşam karanlığı. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.